Hoş geldiniz. Değerli dostlar maalesef bütün dünya burjuvazisi milletlerine devletlerine bağlı ve milli iken Türk burjuvazisi istisnalar hariç gayrimillidir. Peki neden böyle derseniz imparatorluk vakiyesi olmamızdan ümmetçilik akımına kadar pek çok gerekçe ileri sürülebilir. Ancak esas olan kimliksizlik ve ...opertünist olunmasıdır. Düşünün, Atatürk Cumhuriyeti'ne mezar kazılırken ve Türk ordusu çökertilirken bile... ...Türk burjuvazisi kılını kıpırdatmamıştır ki kurulan cumhuriyet yerli, milli burjuva oluşsun diye... ...olmayacak şeyleri bile yapmıştı. İş dünyası batırılırım endişesi, aydını ve diğer kesimlerse konforun bozulur kaygısıyla amiyane tabirle araziye uydular, boyun eğdiler. Bu teslimiyet tablosu ülke işgal edilirse değişir mi? Açıkçası ondan da emin değilim. Zira bu topraklarda Amerikan mandacılığını bile kabul eden tırnak içinde münevverler vardı. Bu tablonun okuması Türkler olarak hala kul kültüründen çıkamamamız ve de gerçek milli bir burjuva sınıfını yaratamamamızdır. Cumhuriyeti kuranlar imparatorluk karmasından milli bir ulus yaratırken 1950 sonrası tam tersi adımlar atıldı. İnanç yani İslam birleştirmek yerine ayrımcılığa vasıta yapıldı ve etnisite yüceltilerek alt kimlikler öne çıkarıldı. Buna paralel olarak ülke ideolojik cereyanların arenası yapıldı. Siyaset ve gençlik de sağ-sol ekseninde ayrıştırıldı. Devlet siyasal ve sosyal kontrolü dış dinamiklere devretti. Hülasa Said Halim Paşa'nın tabiriyle buhranlarımızın kaynağı gerçekten biz olamamamızdır. Kabul edelim 1923 nasıl gerçek inkılabın başlangıç tarihi ise 1950 sonrası tam tersidir. 73 yıl sonra gelinen noktaysa bugünkü çökmüş bitmiş Türkiye'dir. Sadece maddi anlamda değil, manevi manada da dibe vurmuş Türkiye söz konusu. Sözde Türk eliti bugünkü kadar bayağı ve de aciz, Türk toplumun önemli kesimi de bugünkü kadar deist ve de ateist olmamıştı. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'de siyaset artık ülke için yapılmıyor. Politika kişisel güç, kişisel servet aracıdır. Bakın geriye son 40 yılda ama özellikle de son 20 yılda siyaset sayesinde zengin olan on binleri göreceksiniz. Özellikle 1980 darbe sonrasındaki siyasi partiler kanunuyla demokrasi Türkiye'de sadece örtüdür. Parti başkanları ise abartısız diktatördürler istediğini milletvekili yapıyorlar. Ölene kadar da koltuklarından kalkmıyorlar. 12 Eylül Anayasası'nın neredeyse 9'da 8'i değiştirilirken siyasi partiler yasasına dokunulmadı. Zira bütün siyasi parti başkanları o kanun sayesinde varlığını sürdürdüler ve halen sürdürüyorlar. Altı çizilmesi gereken bir başka konu da Türkiye'de siyasetin sektör yapılması Allah aşkına parti niye kurulur? Ülke yönetimine talip olmak ve bir fikri, bir gayeyi, bir davayı savunmak için değil mi? Oysa bizde böyle bir amacı ve misyonu olmayan partiler var. Evet, fikirsiz ve de hedefsiz siyasi yapılardan söz ediyorum. Açık konuşacağım. AKP ile HDP yani Yeşil Sol Parti dışındakiler niçin var, neyi savunuyorlar? Vallahi ben gazeteci olarak bile bilmiyorum. AKP 1923'ten Rövanş Alman'ın partisi ve bunu adım adım yerine getiriyor. HDP ise Kravatlı PKK'lılar partisidir ki bu toplumun ezici çoğunluğun ortak kanaatidir. Peki ya diğerleri? İvir zivir partileri bırakalım. Mesela ana muhalefet partisi CHP. Mesela İyi Parti. Mesela MHP. CHP ile İyi Parti'nin AKP'de ne farkı var bilen var mı? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansa Ali Babacan'la Mehmet Şimşek'in bugün uyguladığı politikaları uygulayacaktı ki CHP liderini seçim arefesinde Londra bankerlerinden para için söz aldık açıklaması ortadadır. Evet ekonomiye bakışta AKP ile CHP arasında zerrecik milim bir fark yoktur. Keza Amerika ile Avrupa Birliği ile teslimiyette de aynilik söz konusu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na göre laiklik asla tehlikede değildir. Tarikat ve cemaatlerse zenginliktir. Öyle diyor. İslamcılar gibi Atatürk ile arkadaşlarının cumhuriyeti kurduğu günlerde halka zulmettiklerini söyleyerek özür diliyor Kılıçdaroğlu ve helalleşme istiyor. Daha bunlar gibi pek çok temel başlıkta aynılıklar söz konusuysa CHP nasıl AKP'den ayrı bir parti söyler misiniz? Aynı şekilde Meral Akşener'in İyi Partisi AKP'den nerede ayrılıyor? Bilen var mı? İşte öyle olduğu için halk ya da seçmen aynı partiler içinde ehveni şeri seçmiştir. Bakın İyi Parti milletvekili Adnan Beker söyledi. Kılıçdaroğlu kazansaydı hala hükümet bile kurulamayacaktı. Bırakın üretimden temel paradigma değişikliklerine yolsuzluk başlığında bile CHP ile İyi Parti güven telkin edemedi ve edemiyor. Değerli takipçilerim daha somut ifade edeyim. Türkiye'de siyaset malum lider eksenli. Değişim, dönüşüm de liderle oluyor. CHP ile İyi Parti'nin sorunuysa lidersizliktir. An itibarıyla Türkiye'nin en önemli iki problemi Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'dir. Öyle Zira Tayyip Erdoğan yıkılmış Türkiye tablosunda bile bu isimler sayesinde seçim kazandı. Dolayısıyla bu iki isim siyasetten tasfiye edilmeden AKP zihniyetini iktidardan indirmek, iktidardan uzaklaştırmak mümkün olmayacaktır. Arşivimiz ortadadır. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in saraya hizmet ettiğini seçimden aylar önce defalarca dillendirmiştim ve o zaman muhalefete muhalefet etmekle suçlanmıştım. Geldiğimiz noktada sonuç ortadadır. Kaybedilmesi imkansız olan seçim Tayyip Erdoğan'a açıktan hediye edilmiştir. Meral Akşener cevap versin. Milliyetçi Hareket Partisinden niçin ayrıldı? Seçimler kaybetmesine rağmen devlet Bahçeli'nin koltuğu bırakmamasından değil mi? Peki aynı şey şimdi Meral Akşener için geçerli değil mi? İki genel, iki yerel seçim kaybettiyse hala niçin çekilmiyor? Neden genel başkanlıktan istifa etmiyor? Ayrıca Meral Akşener hakkında söylenenler de yenilir, yutulur cinsten şeyler değil. Uşak'ta istifa eden 900 küsür iyi Partili seçmen ve de başkanlar Meral Akşener milletvekilliklerini parayla sattı. Dediler ki böyle bir iddia MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için hiç dillendirilmedi. Meral Hanım masalı, martavalı bırakmalı, İyi Partililerin bu dehşet iddialarına aşıklık getirmelidir. Nereden çıktı ülkücü Fırat Çakıroğlu'nu öldüren PKK'lıya burs verdiği söylenen Seyitan İşsiz'in tepeden inme aday yapılması? Nereden çıktı Gaziantepli borsacının adaylığı ve benzer 8 isim hakkındaki malum iddialar? Bir başka şey Meral Akşener cevap versin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olunmasını kim istedi ondan? Kimse salak değil. Bu rezalet laf cambazlığı ile geçiştirilemez. Daha önce de söyledim. Akşener isteseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çoktan engellerdi. Aylar önce çıkar ortaya İYİ Parti tabanlı Kılıçdaroğlu'nu istemiyor der ve konuyu orada kapatır. Orada noktalardı. Meral Hanım bunu yapmadığı gibi hatırlayın. Kılıçdaroğlu olmaz diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'yı görevden aldı. Açıklar, akşener güya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıymış gibi görünüp tam tersine aday olması için perde gerisinde uğraştı, çırpındı ki elbette bunun bir perde gerisi var. Aynı akşener aylardır kalkmadığı masadan son dönemeçte işte hangi gerekçeyle kalktı ve tekrar hemen niçin oturdu açıklamak zorunda kendi ifade etti, İyi Parti'nin oyu %15'in üstündeydi ve masadan kalkınca %9'a düştü. Öyleyse soruyorum, masadan kalkma olayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim kaybettirmek için miydi? Evet, gizli olarak adaylığını destekleyip son dönemeçte işte kazanamayacak aday algısını yaratmaktır. Özet bu değerli dostlar bir şey daha kesinleşti. Mer, Meral Akşener ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş'a asla Cumhurbaşkanlığı adaylığını götürmemiş, teklif etmemiş. Tam tersine Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip bunların amiri sensin, isimleri aday olarak dolaşmasın, sustur bunları demiş ki bunu itiraf eden yine Akşener. Cevap arıyorum. Meral Hanım bütün bunları kimin ve neyin adına yaptı? Ayrıca aynı Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile ağlatlı belvede evinde defalarca baş başa görüşmesine rağmen neden adaylık konusunu konuşmadılar? Meral Akşener bir ay önce benzer iki soruyu sorunca bana 500 bin liralık dava açtı. Aklınca bu dava ile beni korkutup susturacak. Bak Akşener ben böyle şeylerden korkmam ve asla geri adım atmam. Tam tersine hukuk içinde kalarak senin bütün perde gerilerini vallahi de billahi de bir bir ortaya dökeceğim.'' Ha meseleye şahsi de bakmıyorum. Zira Kemal Kılıçdaroğlu için de çekilsin diyorum. Benim derdim şahsım değil Türkiye'dir. Bu arada yine bilinsin. Benim fiyatım da yok yani satılık değilim. Mesela İyi Parti Erzurum İl Başkanı iş adamı Melih Kırpınar beni arayıp kitaplarınızı toptan alıp dağıtırmak istiyoruz dediğinde ben kitapçı değilim, kitapçılardan alım dediğim ortada. Özetle bizimki şahsi, nefsi, kapris şubu değil, ülke mücadelesidir ki, Meral Akşener İyi Parti'yi kurduğunda destek verme adına hakkında Asena isimli kitabı yazan ve bu sebeple MHP'lilerin saldırısına uğrayan da benim. Ne zaman Meral Akşener'in gerçek yüzünü birebir gördüm ve gerçek kimliğinden emin oldum, desteğimi o dakika geri çektim. Özetle Türkiye'deki muhalif seçmenin tartışması gereken belediye seçimlerinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin başındaki iki isimden kurtarılması olmalı. Bakın iktidar seçimi kazanmazsa, kaybetse bile istesin seçilen başkanları görevinden alabilir ve pekala kayyum atayabilir ki bunun örnekleri var. Kimse de buna gıkını çıkaramaz. Esas olan yeni isimlerle yeni alternatif muhalefetin inşası ve de AKP'nin iktidardan gönderilmesidir. Şunu da ilave edeyim Türkiye'de maalesef epeydir muhaliflikten geçinen bir sektör oluştu. Pek çok gazeteci, pek çok sözde aydın, pek çok sendikacı, sivil toplum örgütü başkanı muhaliflikten geçinip hem para hem statü kazanıyor. Mesela bazı sözde gazeteciler CHP ile İyi Parti'nin parasal imkanlarına boyun eğdiler ve eğiyorlar bazıları da belediye başkan adaylığı peşindeler. Evet, AKP karşıtlığını kişisel çıkarlarına alet edenler ve hadiseyi başka şekilde sunanlar var. Noktalarken videomu çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşın ve YouTube'un önerilenleri arasına girmemiz için lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.